Herkese merhaba. Bugün lavaş cipsi ve 3 tane dip sos hazırlayacağım. Önce cipsin sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Baharatlarım var. Tuz, kırmızı biber, kekik ve küçük bir sarımsak. Bunları iyice karıştırıyorum. Lavaşlarımı kesiyorum. Bu lavaşların içinde hiç katkı maddesi yok. Ve ben bunları toplu alıp buzlukta bekletiyorum. Buzluktan çıkardığım için kırılmış ama zaten kesecektik. Evet, bıçağım kesmediği için makas kullanıyorum. Makasla şeritler halinde doğruyorum. Daha sonra bunları üçgen olacak şekilde kesiyorum. Hepsini kestikten sonra derince bir kaba alıyorum. Ve az önce hazırlamış olduğum sosu ekliyorum. Sosu ekledikten sonra elimle iyice yediriyorum. İyice her yerine yedirin. Yağ gelsin ki kuru olmasın, çıtır çıtır olsun. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye lavaşlarımı diziyorum. Tek kat, tek sıra halinde dizmeye çalışın. Çünkü diğer türlü yapışıyor. Çok da kıtır kıtır olmuyor. Dizdikten sonra 180 derecede fanlı fırında ısıtılmış veya ısıtılmamış fark etmez. Fanlı fırında bunu pişiriyoruz. Kızarana kadar pişiriyoruz. Kırmızı biber olduğu için rengi biraz koyulaşmış. Yakından da göstereyim. Gerçekten cips gibi çıtır çıtır oluyor. Kırdığımda çıt diye kırılıyor. Bunun ardından 3 tane sos tarifi vereceğim. Bu soslardan ilki pancarlı humus benzeri bir sos. Bir tane küçük pancar kullanıyorum. Sert olduğu için küçük küçük kesiyorum. Bir tane önceden içini çıkardığım elma kullanıyorum. Amasya elması. Yarım su bardağı olacak şekilde haşlanmış nohut kullanıyorum. 2 adet ceviz içi. 1 yemek kaşığı tahin. Yemek kaşığı zeytinyağı. Rondoyu kapatıp önce bunları iyice ezeceğim. Rondoda çektikten sonra açıp bir mandalina ve yarım limon sıkmıştım portakal olmadığı için. Onlara suyunu ekliyorum. Çok güzel lezzet verdi bu arada mandalina. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, kıvamı böyle. Siz daha fazla da çekebilirsiniz rondoda. Ben bu kıvamı seviyorum. Evet, tabağa ekliyorum. Ekledikten sonra tadım yapıyorum. Yaptığım cipslerle.
Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Bir de pancar çok faydalı. Pancarı yedirmek için de bence iyi bir yöntem. Şimdi diğer ikinci dip sosuma geçiyorum. Avokadodan bir dip sos yapacağım. Avokadolarım bayağı olgunlaşmış. Bıçakla ikiye kesip ayırıyorum. Olgunlaştığı için kabuklarından ayırmam da biraz zor oluyor. Kaşıkla ayırmaya çalışacağım. Yine kabuklar kalıyor. Onları da elimle alıyorum. Önce yeteceğini düşünerek yarım avokado kullandım. Sonra diğer yarısını da ekledim. Mandalina ve limon suyu var. 1 yemek kaşığı zeytinyağı var. Ve biraz tuzla minicik bir sarımsak ekliyorum. Hatta bir sarımsağın yarısı edecek kadar. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Ben çatalla ezmeyi tercih ediyorum. Dediğim gibi az olduğunu düşündüğüm için bir yarım kalan yarım avokadoyu da ekledim. Avokadoyu da ekleyip bunu da eziyorum. Ve dip sosum hazır. Tabağa koyuyorum. Ve tadımını yapacağım. Avokado sevmeseniz bile çok beğeneceğinize eminim. Çok güzel bir lezzet. Şimdi üçüncü dip sosuma geçeyim. Evde yaptığım yoğurttan 3 kaşık ekliyorum. Katı yerinden eklerseniz daha güzel bir kıvam alır. Sonra buna bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı gibi de sumak ekliyorum. Baharatlar eklenebilir ama bir de sumakla denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok beğeniyorum sumakla. Hafif ekşilik verdiği için. Sadece sumak ve tuz ekliyorum ben. Çok lezzetli oluyor. Evet, bunu da tadımını yapayım. Bu da zaten ayrı güzel bir lezzet olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.